Merhabalar. Bugün bel fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız? Bundan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarımızda bel fıtığı nedir? Bundan bahsetmiştik. Omurların arasındaki kıkırdak yapının bozulması ve dıştaki sert kıkırdan yırtılarak içerideki yumuşak kıkırdan dışarı fırlamasıydı bel fıtığı. Dışarı fırladığında bacaklarımıza giden spinal kök dediğimiz sinirlere, bacağa giden siyatik siniri oluşturan sinirlere bir baskı olur. Dolayısıyla öncelikle bel fıtığın ilk aşamalarında bir taşma gerçekleştiğinde önce bir bel ağrısıyla uyanırız. Belimiz ağrır. Bu bel ağrısı bir süre devam eder. Bu disklerde bir problem olduğunu bize gösterir. Daha sonraki aşamada eğer kalça ve bacağımıza yayılan şiddetli bir ağrı hissedersek burada uyanık olmalıyız. Dıştaki sert kıkırdak yırtılıp dışarı akmış olabilir. Yani bel fıtığı daha ileri aşamalara geçmiş olabilir. Bu ağrı başladı. Daha sonra neler olabilir? Ayağımızda güçsüzlük hissedebiliriz. Özellikle merdiven inerken çıkarken daha güçsüz olduğunu hissedebiliriz. Parmaklarımızda uyuşukluk hissedebiliriz. Güçsüzlük ve hissizlik de diğer iki bulgu. Eğer kalça ve bacak ağrısı çok şiddetliyse ileri evre, üçüncü evre bir bel fıtığı olduğumuzu kestirebiliriz. Muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayabiliriz. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğimizi yorumlara yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlayacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.